Anadolu'nun her toprağında kardeşliğin harman olduğu, her rengin kendince hayat bulduğu kadim şehir. Hatay. Evet arkadaşlar, Akçova'yı nasıl buldunuz? Ya. Yeşillikleri olsun, sürülerin geçmesi falan. Koyunlar falan çok güzeldi ya, öyle gördünüz mü? Evet. Beton yığınlarından artık kurtulduk gibi hissediyorum ben. Evet. Hocamızla zaten senin irtibata geçmiştim. Ben konuştum hocayla. Yardımcı olacağını söyledi. Camilere beklediğini söyledi aynı zamanda. Geçelim, konuşalım. İnşallah. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Hocam telefonla benimle konuşmuştunuz. Evet. Sohbet buyurun, içeri geçelim o zaman. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gençler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, camimiz bu. Ben bu camide görev yapıyorum. İsmim Mürsel Gümüş. Aslen buralıyım, Hatay'ın Neyledağ ilçesindenim. Mahallemiz 700 hane bir mahalle. İskan mahallesi zaten. İki tane camimiz var. Birisi yukarıki camimiz, birisi bu camimiz. Ve 5 yıldır da ben burada görev yapmaktayım. Hocam eğer izniniz olursa sohbetimize dışarıda devam edelim. Tabii buyurun. Eyvallah. Geçelim hocam. Konuştuğun kelimeler bazen sır olur anlayamayan için. Yardımlaştığın elin kimin olduğunu bilmez sol elin, verirken sağ elin. Bundandır ki bilmemek, anlamamak makbul olur kimi zaman. Ve gökler örtü olur yardımlaşmak için. Şimdi dinimiz İslam iyiliğin ana merkezlerinden bir tanesidir. Bunda da biliyoruz ki Ramazan 11 ayın sultanı. Tabii ki insanların daha çok hayır hasenet yaptıkları. Hani toplumda bir anlayış vardır ya bizde, normalde zekat ayı Ramazan ayı değildir. Normalde öyle değildir yani. Lakin insanlarımız zekatı dahi Ramazan'da daha çok, yani fitre zaten veriyoruz ama zekatı dahi Ramazan içerisine koymamızın esas nedenlerinden bir tanesi, yani bu ay daha çok sevap kazanma ayı. İnsanların Allah'a yönelmesi, kalbini temizlemesi, daha çok istiğfar etmesi, oruçla, namazla, teravihle, sahurla, iftarla hani bir buluşma meydana getirmesi, işte bu iyiliğin öncüsü olmak, iyiliği daha çok yaygınlaştırmak anlamındadır. Dinimiz İslam yardımlaşma dini, sosyal bir din. Aramızdaki ihtiyaç sahiplerini, eksiği olanları, hastaları, yoksulları gözetmek, durumu iyi olan ya da o toplumda yaşayan insanların temel vazifelerindendir. Ramazan'da yapılan iyilikler tabii çok iyi olur. Gıda gibi yardımlarda bulunmak çok iyidir. Ondan sonra kassap gibi bunlara yardım etmek çok iyidir. Komşunu açken sen tok yatamazsın. Ramazanlıkta bir kap yemek komşuna versen onun sevabı bin kat olur. Komşunu aç, orada açken çocuklarıyla sen
öyle tok duramazsın. Yardımlaşma bu. Yapılan yardımlar fakirlere olmalı. Kimsesizlere. Benim komşum yani fakir. Çalışıyor ama 3 gün çalışıyor, 5 günü evde adamın. Bir sürü çocuğu var. Babası yanında. Karısı çapaya gidiyor, işe gidiyor, daha işine gidiyor. Çocukları evde, ev işi mi yapacak bu kadın? Çocuklarına mı bakacak, eve para mı getirecek? Kocasının doğru düzgün işi yok. Yani hayat bu. Elinden geldiği müddetçe fakir fukaraya yardım ettiğin zaman Ramazan'ın en güzel tarafı budur. Bir akşam yemeği yapıp da var ya, 2-3 tane fakirin yanına dağıttığın zaman Ramazan budur. En güzel şekilde zekatını, fitreni verdiğin zaman Ramazan'ın güzelliği bunlardır. İbadetini yaptığın zaman Ramazan'ın en güzelliği budur. Çok uzaklardayız evimizden ama çok yakınız insanlığa. Pervaneler gibi dönüyoruz gönüllerin etrafında ve çoğalarak geliyoruz azalırsın diyenlerin aksine. Şunu ifade edelim, modernizm çağında yaşıyoruz. Modernizm yani bazı noktalarda teknolojik anlamda çok büyük toplumları ilerletti, lakin insanları daha çok yalnızlaştırdı. Yani hani şöyle ifade edelim, aramızda araçlar, arabalar oldu, ayağımızın altında arabalarımız oldu. Cebimizde cep telefonlarımız var. Eskiden olduğu gibi sıcak bir ilişkiyi artık göremez olduk. Yani eskiden insanlar yürüyerek belki de birisini ziyarete gidebiliyordu. Şimdi aynı apartman dairesinde oturuyoruz. Karşı komşumuzun derdi, tasası, hatta tanıyor muyuz? Bu noktada bile soru işaretlerimiz var. Yani modernizm bizden bu anlamda, insanlık anlamında, yardım anlamında, kardeşlik anlamında çok şey götürdü. Evet, katkıları da var. Hiç şüphesiz onları da söylemek lazım. Ama şunu da ifade etmek lazım. Demin ifade ettiğimiz gibi ferdiyetçi, yani benim olsun, tek kişi olsun, tabiri caizse başkasının olmasın gibi bir anlayış türedi. Bu da maalesef öncelikle insanlığımıza zarar veriyor. Aslında bu tür yapılaşma bir şeye zarar verdi. Hani komşuluğa, arkadaşlığa, tanış, daha çok insanların birbiriyle haşır neşir olmasını biraz da bu şehirleşme engelledi diye. Ama olmaması lazım. Bu insanların elinde olan bir şey. Öyle yerler, öyle mekanlar var ki yan komşusunu tanımıyor. Komşu her uzak akrabadan, uzak komşudan, uzaktaki tanıdıklardan çok daha muhtaç olduğumuz, beraber yaşadığımız hayatımızın birer parçası. Dolayısıyla hastalıkta, düğünde, cenazede, iyi günde, kötü günde hepsini beraber paylaşmak gerekir. Bu aynı şekilde yokluk olabilir. Bu giyim olabilir, bu başka ihtiyaçlar olabilir. Her türlü yardımlaşmayı komşularımızla yapabiliriz. Valla komşuluk çok iyidir. Yani her kişi elinden gelen yardımı yapıyor. Gücü nispetinde, gücü yettiği kadar yardımlaşıyoruz yani. Her konuda elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Vallahi modern dünyada eskisi gibi değil. Eski insanlar bizden daha iyi yardımları seviyorlar, birbirine yardım etmeyi seviyorlardı. Ama yani herkes kötü ya da herkes iyi değil. Her türlü insan vardır. Dediğiniz üzere yardım etmeyi seven insanlarımız da vardır. İnsanlar bütün milleti bırak, akrabalar birbirini unuttu şu an. Kimse kimseye bir kap yemek bile vermeme durumuna gelmiş. Allah'a şükür bizim köyde o var da hala, köyler de var. Ama binalarda yok diyorlar. Ama biz şükür Allah'ıma bir tabak çorba da yapsak komşumuzla paylaşırız onu. Nice can yitik, nice can umutsuz. Beklenenler bekleniyor bilinmeyen diyarlarda. Kimsesizler kimsesini bekliyor. Bu Ramazan'da da.
Ailemiz mahallemizde oturan, mahallemizin çok iyi tanıdığı ailelerden bir tanesi. Gerçekten yani ihtiyaç sahibi diyebileceğimiz ailelerden birisi. Ailemizin 5 tane erkek çocuğu var. İşte en küçüğü 10 yaşında, en büyüğü de 20 yaşında. İşte yakında askere gidecek inşallah Teala. Bu ailemizin çocuklarından bir tanesi zihinsel özürlü. Bir rehabilitasyon merkezine gidip orada tedavisi görülüyor, eğitimi de orada devam ediliyor. Aynı zamanda bu ailemizin bir yaşlı babası var. Yani büyük baba dediğimiz bir babası var. O da 82 yaşlarında, yaşlı. Beyin damarlarının tıkanıklığından dolayı beyin felci geçirmiş ve şu an evde yatalak halde, yani evden dışarı çıkamayacak bir halde öyle duruyor. Aile reisimiz yani gündelik çalışan birisi, yani işçi olarak dediğimiz, nerede iş bulursa, el emeği tabiri caizse, kazma kürekle, nerede iş bulursa, günlük yevmiye ile çalışan ve o şekilde ancak yaşasını sağlamaya çalışan bir ailemiz. Şimdi ailemiz bir yaz günü, bizde bazı günlerde çok sıcak olur, bir yaz günü duyduk ki ailemizin bir buzdolabı yok tabii ki. Buzdolabına ihtiyaç var, yani her halükarda, her evde, hele hele yaz günleri buzdolabına ihtiyaç muhakkak olur yani. Çünkü bir yemek yapılır, yemeğin fazlası ya da bir kahvaltılığın fazlası, hele hele bir bayram gelir, bayramda bir komşu bir et parçası getirir, onu koyacak bir yer yok. Çünkü çabucak bozulma meydana gelebilir. Tabii böyle bir şey duyunca biz hemen harekete geçtik. Önce bunun ihtiyacını tespit ettik. Bir buzdolabının ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Yardım edecek ailelerin yanlarına gittik. Allah razı olsun. Onların yardımlarıyla kendisine çarşıdan güzel bir buzdolabı aldık, arabaya yükledik ve evine getirdik. Şunu ifade etmek lazım. Oradaki o ailenin, o çocukların sevinci var ya, o mutluluğu var ya, yani o güne kadar sahip olmadıkları, o güne kadar evlerinde görmedikleri bir eşyayı evlerinde görmeleri, yani şöyle ifade edelim, varlıklı bir aile için belki hiçbir şeydir. Yani zaten var, hatta öbürünü alır, bir ikincisini alır, bir üçüncüsünü alır, önemli değildir yani. Ama yoksul bir aile için böyle bir yardım gerçekten onun kalbini okşayan, gerçekten yüzlerindeki gülücüğü görmek gerekiyordu. Gerçekten çok hoş bir manzaraydı, çok güzel bir şeydi. Aileye teslim ettik, verdik. Allah razı olsun, yani ailede şimdi o buzdolaplarını aynı şekilde kullanmaktadırlar yani. Ailemiz 5 çocuklu, fakir, yoksul diyebileceğimiz bir aile, işsiz. Aynı zamanda yaşlı babaları yatalak olarak yanlarında bakmak zorundalar. Bir özürlü çocukları var, 5 kardeşler, bunların tamamı okula gidiyorlar. Ailenin bildiğimiz herhangi bir geliri yoktur. İhtiyaç sahibi bir ailedir. Gıda, giyim gibi ihtiyaçlara vardır. Bir de babası var, 80 yaş küsür, beyin damarları tıkalı, yataktadır. Çocuğuna muhtaçtır, bakmaya muhtaçtır, her kişinin yardımına muhtaçtır. Çocuğun 5 tane çocukları var. Bunların en büyükleri 17 yaşında, öbürleri ufak ufak.
bir de zihinsel özürlü çocukları var. Buna yine yardımlarda bulunuluyor. İşte bakıma muhtaç yani, yardıma muhtaç kişiler. Umutsuz değiliz. Gelirler her zaman. Biliyoruz. Yalnız olduğumuzu düşündüğümüz anda bir rüzgarın fısıltısında duyuyoruz bizim için edilen duaları. Lokmasını paylaşmakta yarışan adımlara şahit oluyoruz. Ailemize hani devamlı yardımlarımız oluyor, onu söyleyelim. Çünkü ailemiz muhtaç bir aile olduğu için hani bir defa da oldu bittiği getirip de arkasını getirmemek olmaz. Ailemiz muhtaç bir aile. Biz elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde şöyle ifade edelim. En çok şunu ifade edelim. Ailemize götürdüğümüz gıda yardımıdır bizde. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki bir evde televizyondan, bir buzdolabından, bir başka eşyadan daha önemli önce bir insanın karnının doyurulmasıdır. En fazla gıda yardımı, paket yardım olarak onlara götürdük. Her Ramazan'da hele hele zaten muhakkak yaptığımız yardımlardan bir tanesidir Ramazan öncesi. İçerisinde yardım polisi olarak yaptığımız işte kuru madde, işte kahvaltılık türü, yağdır, şudur, budur içerisinde olduğu bir yardım polisi her Ramazan zaten götürüyoruz. Bunun dışında da zaten ara ara ailemizi kontrol ediyoruz, bakıyoruz durumuna göre, ihtiyacına göre belirlediğimiz her türlü yardımı kendisine bir elden ulaştırıyoruz ve yardım ediyoruz ailemize. Hocam peki bu aileye biz bugün için neler yapabiliriz? Tabii yine aynı şekilde söyleyelim. Yani demin de ifade ettiğim gibi ailelerde birinci, hele hele muhtaç ailelerde birinci madde önce gıda maddesidir yani. Yani gıda maddesinden başlanabilir. Yani yiyecek, içecek o anlamdaki şeylere girilebilir. Tabii çocuklarımız için bir kıyafet olabilir. Yani giyim eşyası olabilir bu anlamda. Onları sevindirecek, onları mutlu edecek bu anlamda şeyler olabilir. Yani bu tür gıda maddesi, giyim tarzı şeyler bence çok elzemdir. Ve en önde yardım edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Gıda olabilir, giyim olabilir, ev ihtiyaçları, ev dayanıklı tüketim malları, malzemeleri olabilir. Bildiğiniz üzere Ramazan'dayız. Bunlara temel gıda, yiyecek, işte Ramazan'la alakalı yardımlar yapılsa daha iyi olur. Bu ailenin en çok gıdaya, manava, kasaptan, çocuklarına kıyafet, anneye babaya öyle yardım. Onları bekler sizden. En büyük yardımınız ne olur biliyor musun bu insanlara? En büyük, eğer ki bir yardım yapmaya çalışıyorsanız, en büyük yardımınız ne olur biliyor musun? Bu içerideki oturan ihtiyara bir rapor alırsınız, bir bakıcı parası. En kısa yolla yani bunu isterim sizden. Onun haricinde biliyor musun zaten siz de şehri gördüğünüz adamları, o çekatları falan zaten başkaları komşu getirmişler biliyor musun? Başka yerlerden. Allah eksik etmesin insanlarımızı. Umuttu iyilik. İyileşmekte saklıydı. Benlerden biz yapabilme umudundan yeşermekteydi. Biz olabilmenin iyiliğine tutunabilmekteydi. Aleyküm. Aleykümselam. Tahir ne yaptın? İyiyim. Sen ne yaptın? Ben de iyiyim. Allah ne yaptın? Konuştuk. Ailenin durumunu anladık. Az buçuk kafamızda da şekillendi. Hemen bir görev dağılımı yapalım. Tamam. İftara da çok az kaldı zaten. Hızlıca alışverişimizi yapıp bırakalım. Tamam abi. Ben temizlik ve gıda alayım. Eyüp sen? Ben kasaba gideceğim. Tahir, ben de manav hallediyorum abi. Hiç vakit kaybetmeyelim o zaman. Gidelim.
Evet beyler, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz abi. Güzel geçti alışveriş, şükürler olsun. Ne aldın, ne ettin Tahir? Abi ben manav hallettim. Ben de gıdayı elimden geldiğince hallettim. Allah razı olsun. Bakış açısı çok önemlidir derim her zaman. Bazıları gözlerine, düşüncelerine kelepçe vurur. Baksa da göremez, düşünse de hissedemez. Kimileri o kelepçeleri çıkartır ve kainat tüm güzelliğiyle önüne seriliverir. Bugün derdine deva olmaya gittiğimiz aile ile ilgili bilgiler öğrendikçe içim parçalandı. Bir baba çocuklarını okutabilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor ama yetmiyor. Bir anne çocuklarını pırıl pırıl yapabilmek için elinden geleni ardına koymadan çabalıyor ama olmuyor. Fakat sürekli şükrediyorlar. Şükrettikçe çoğalır diyorlar. Sabrın sonu selamettir diyorlar. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepimizin yapabileceği şeyler vardır. Bizler elimizden geldiği kadar bunları yapmalıyız ve bu ailelere yardım etmeliyiz. İyilikte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Thank you.